Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda First Term First English Exam for Fifth Grade, yani 5. sınıflar İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız kısmındaki ilk kelimemiz hospital. Hastane demek arkadaşlar, biliyorsunuz. Hemen yazalım. Birinci kelimemiz hastane. Fishing, balık tutma, balık avlama demek arkadaşlar. Balık avlama yazalım. Chess, satranç biliyorsunuz. Left ise sol taraf demek. Sol, yön olarak solumuz arkadaşlar. Pharmacy, eczane. Library, kütüphane. Bu kelimeleri mutlaka ezberleyin arkadaşlar, soruluyor. Right ise bu sefer yön olarak sağ demek arkadaşlar. Turn right, turn left. Bunları haritada birazdan yine sorularımız var. Mutlaka bilelim. Homework ise yine ev ödevimiz arkadaşlar. Buraya da ev ödevi yazıyoruz. Ve buradaki 8 kelimeyi şöylelikle size hatırlattıktan sonra geçelim diğer bölüme. Burada da arkadaşlar verilen kelimeleri doğru resmin altına yazın şeklinde bir ifademiz var. Evet, English PE, yani PE dediğimiz Physical Education, yani beden eğitimi dersi. Science, fen bilimleri, maths, matematik, art, görsel sanatlar veya resim diyebilirsiniz. Müzik de müzik, zaten belli. Dolayısıyla birinci görselde ne yapıyorlar arkadaşlar? Burada deney tüpleri falan var. Dolayısıyla fen bilimlerini ilgilendirir. Buraya science yazalım. İkincisinde artı, eksi, çarpı, bölme işaretleri var, görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da matematik dersi olan maths kelimesini bize hatırlatır. Diğerinde resim yapıyor buradaki ressam, görüyorsunuz. Art yazıyoruz. Bir diğerinde back to school, yani İngilizce yazılmış tahtada. Dolayısıyla English kelimesini yazıyoruz. İngilizce dersi. Bir diğerinde çocuklar futbol oynuyor, görüyorsunuz. Bu da beden eğitimini ifade eder. PE, yani Physical Education, ve son olarak notaları, sol anahtarını görüyorsunuz. Buraya da müzik yazarak bu bölümü de hatırlatmış olduk arkadaşlar bir kez daha sizlere. Diğer bölümümüze geçiyoruz. Burada da evet, tabloyu konuşma balonuna göre tamamlayın şeklinde bir ifade var. Evet, bir kişi kendisiyle ilgili bilgiler veriyor ve bizden bununla ilgili adı, yaşı, ülkesi, milleti, milliyeti, dili vesaire bundan soruluyor. Ama önce parçayı bir okumakta fayda var. Arkadaşlar burada name, adını soruyor, yaşını, ülkesini, milletini, dillerini, konuştuğu dillerini, en sevdiği dersleri, yine sevdiği ve sevmediği şeyler bizden isteniyor. Burada my name is Tom. Evet, adının Tom olduğunu öğrendik. Şöyle bir Tom yazalım. I am 14 years old. 14 yaşındayım diyor. Bakın age, yaş demek. Dolayısıyla yaşının 14 olduğunu yazalım. I am from Germany. Ben Almanyalıyım. Dolayısıyla ülkesi, country'si Germany şeklinde yazılacak. I am German ve ben Alman milletindenim. Almanım diyor. Dolayısıyla nationality, millet demek. Buraya da German yazalım. Ülke ile millet arasında bir Y harfi var, görüyorsunuz arkadaşlar. I speak English and German. Ben İngilizce ve Almanca dillerini konuşurum. Dolayısıyla dil olarak English and German şeklinde yazalım. German hem milleti hem de dilinin adı, hatırlıyoruz. Bir de favorite lessons var. Bakalım. My favorite lessons are music and PE. Yani beden eğitimi ve müziği seviyormuş. Dolayısıyla music and PE. Physical education, beden eğitimini yazalım. Diğeri like ve dislike. Sevdiği ve sevmediği şeyler. I like music and PE. Zaten favori dersleriydi. Yine aynısını yazıyoruz. Music and PE şeklinde yazalım. Ve I don't like maths class diyor. Burada da I don't like dediğine göre sevmediği, dislike ile ifade edilir. O da matematik dersi. Maths kelimesini buraya yazalım. Ve buradaki konuşma balonundaki bilgileri de buradaki çerçeveye yazmış olduk arkadaşlar. Geçiyorum diğer bölüme. Evet, D kısmına bakıyoruz. D kısmında aşağıdaki boşlukları haritaya göre opposite, behind, in front of, next to, between kelimelerle doldurunuz şeklinde ifade var. Şimdi opposite karşısında demek. Karşısı demek şu yanı değil arkadaşlar. Arada yol olacak. Arada bir mesafe olacak. Mesela bus stop'la bank karşı karşıya. Burada opposite kullanacağız. Near değil. Sakın ha, yanlış anlamayın. Şimdi the bank is banka, bla bla the cafe and park.
Banka, kafe ve parkın neresinde? Hemen banka bakıyorum. Kafe ve araç parkının arasında değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buradaki verilen arasında kelime between'dir. İlk boşluğumuza between yazıyoruz. Önemli olan buradaki bankanın yerini iyi bulup neyin yanında, neyin karşısında onu göreceğiz. The police station, polis istasyonu, karakol nerede? Bakın burada. Bla bla the supermarket. Süpermarketin neresinde? Bakın arada yol var. Dolayısıyla ta karşısında, karşı tarafında anlamı opposite ile ifade edilir. Dolayısıyla buraya opposite yazalım. Diğerine bakalım. The school is bla bla the park. Okul parkın neresine bakalım. Önce okulu bir buluyoruz. Park da hemen yanı başında. Dolayısıyla hemen bitişik görüyorsunuz. Bitişiğin de yanında next to kelimesiyle ifade edilir. Buradan da next to'yu çiziyoruz. Emin olduklarımızı önce yapalım. Bilmediğimiz zaten en sona kalacaktır. Bu bir ipucu arkadaşlar. The bus stop, otobüs durağı, bla bla the school, okulun neresinde? Şimdi otobüs durağını bir bulalım öncelikle. Bus stop dediği burada arkadaşlar. Okul nerede? Onun arkasında. Dolayısıyla bizim bakış açımıza göre otobüs durağı okulun önünde. Dolayısıyla önünde hangi ifade? In front of şeklinde yazılır. Önünde, ön tarafında anlamında. In front of da çiziyoruz. Zaten behind kaldı. Okul, bus stop yani okul, bu sefer de okul durağın neresinde diyor. Yine bakış açımıza göre okul durağın arka tarafında. Dolayısıyla arka anlamında behind kelimesinde prepositions dediğimiz edatları da bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar ve geçiyorum diğer bölüme. Verilen kelimeleri doğru resmin altına yazın şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar burada police station karakol, bakery fırın, bus stop otobüs durağı, bookshop kitap satılan yer ama kırtasiye diyebiliriz. Toy shop dediğimiz oyuncak dükkanı, barbers berber kuaför salonu, kafe kafe oturulan çay çorba kahve içilen yer, playground da biliyorsunuz ki oyun alanı. Peki birinci görselin altına ne yazacağız? Bakın bir fırın var, ekmekler falan görüyorsunuz. Dolayısıyla buraya bakery yazalım arkadaşlar. Bakery fırın demek ve yukarıdan çiziyoruz. Bir diğerine bakıyorum. Burada da otobüs durağı var. İnsanlar bekliyor. Bu otobüs durağına ne diyoruz? Bus stop. Bus stop da yukarıdan çizdik. Burada da görüyorsunuz ki polis arabaları var. Dolayısıyla polis merkezi, polis karakolu olduğuna göre buraya da police station yazalım. Onu da yukarıdan çiziyoruz. Bir diğeri oyun alanı, çocuklar için park alanı görüyorsunuz. O da playground'dur. Buraya da playground yazalım. Evet, alt sıraya geçiyorum. Alt sırada da yine görüldüğü üzere burada bir sürü ayıcıklar var, oyuncak var. Dolayısıyla bu bir oyuncak dükkanı. Belli ki toy shop şeklinde buradaki ifadeyi de yazıyoruz ve yukarıdan çiziyoruz. Burada iki insan oturmuş kahvelerini içiyor. Dolayısıyla burası kafe dediğimiz oturulan yer. Kafeyi de buradan çizdik. Bir sonrası görüyorsunuz bol miktarda raflarda kitap var. Kitap satılan bir yer belli ki. Dolayısıyla bu da bookshop olarak karşımıza çıkıyor. Buraya da bookshop şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Son ifademizde görüldüğü gibi çocuğun biri tıraş oluyor. Saçını berber makineyle tıraş ediyor. O da barbers dediğimiz berber dükkanı. Buraya da barbers yazarak kuaför salonunu, berber dükkanını hatırlatmış olduk ve geçiyoruz diğer sayfaya. Evet, burada da verilen saatlerin İngilizce yazılışını işaretleyin ifadesi var arkadaşlar. Tam saatlerde biliyorsunuz ki geçe kala gibi olmayan tam saatlerde clock kullanılır. Dolayısıyla it is half past seven, 7:30 demek geçtim. It is 3 o'clock, saat 3 değil, bunu da geçtim. It is 5 o'clock, saat 5 değil, bunu da geçtik. It is 7 o'clock, saat 7 görüyorsunuz. Onun için cevabımız D seçeneği birincisinde. Diğerine bakalım. 3:30. Buçuklar arkadaşlar half past diye ifade edilir. Half past 2, half past 3, 2:30, 3:30 diye söylenir. Burada 3:30 olarak ifade ediliyor. It is half past 8 diyor. Bakın 8:30 bu değil. It is half past 3. Evet, 3:30 bu. It is half past 6. 6:30 değil. It is 12 o'clock, saat o'clock'lar tam saatlerde kullanılıyor demiştik. Saat 12. Bu da değil. Dolayısıyla it is half past 3 dediğimiz B seçeneğinde karşımıza çıkmış. Burada da 15 geçiyor demek, çeyrek geçe demek arkadaşlar. Çeyrekler hep geçeyle, pasla kullanılır. It is
Çeyrek de bu arada quarter demek. Quarter past, quarter past. Ondan sonra saati söylüyoruz. Şimdi it is half past diyor. Buçuk dediğine göre bunu eledik. It is 3 o'clock, saat 3, tam 3 demiş. Bu da değil. It is quarter past. Evet, çeyrek geçe 11 yan yana konulmuş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçene. It is 9 o'clock, saat tam 9. Bu da değil. Cevabımız C diyoruz burada. 6.45'te de arkadaşlar gizli saat uygulaması var. Ne demek bu? 6.45 demek, 6.45 geçe demek, 7'ye çeyrek kala demek. Kalalar da hep to ile söylenir. Yine quarter'ı unutmuyoruz ve saati bir saat ileri götürüyoruz. 6'yı 7 yapıyoruz arkadaşlar. It is quarter to 7. Bakın 7 olmuş. 11 zaten to, bunları eledim. Burada 11 ve 2 yok. It is 1 o'clock, saat tam 1 demiş. Bunu da eledim. It is quarter to 7. 7'ye çeyrek kala, 7'ye çeyrek var ifadesi A seçeneğinde doğru olarak karşımıza çıkmış diyoruz. Ve geçiyorum arkadaşlar diğer bölüme. Aslında videomuzun son bölümü diyebiliriz buna. Kelimeleri uygun resmin altına yazınız şeklinde bir bölüm var. Evet, burada play futbol, futbol oynamak, get up, kalkmak, uyanmak, watch TV, televizyon izlemek, do homework, ödev yapmak. Peki zaten bu anlamlarını bilince gerisi çok kolay. Arkadaşlar birincisinde çocuk kalkıyor, görüyorsunuz sabah. Get up, kalkmak demek. Birincisini, get up'ı çizdik. İkincisinde çocuk televizyon izliyor. Dolayısıyla watch TV, bunu da çizdim. Burada çocuk futbol oynuyor. Dolayısıyla play futbol. Buraya da play futbol yazalım. Ve son olarak da zaten ödev yapan çocuğu görüyoruz. Do homework şeklinde. Buradaki son boşluğumuzu da dolduralım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Biliyorsunuz ki tüm 5. sınıfların kültür ve sayısal sözel derslerinin hepsinin videoları mevcut. Hepsini bugünlerde taze taze yayınlıyoruz. Videolarımızın altına beğeni ve yorum yazmayı, özellikle abone olmayı lütfen unutmayın. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Bizler sizler için buradayız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.